Merhaba sevgili arkadaşlar. Bugün 13 Mayıs Çarşamba Tampa Bay Amerika yarışları için karşınızdayım. Sizler de hoş geldiniz arkadaşlar. Arkadaşlar bugün güzel 9 kuşlu bir program var. Yani bayağı bir zor bir program var. Onu da belirteyim. Yani iyi bir para vermesini beklediğim program. Ama yarış haliyle akşam değişebilir. Ne yönden değişebilir derseniz. Gördüğünüz gibi Amerika'da bir anda bir yarım saat bir yağmur bile yağsa inanın seller götürüyor. Yani yine pistler değişebilir. Pistlerin değişikliğinden dolayı atların çıkma ihtimali yüksek. Çok çıkan atlar da olabilir. Yani o zaman oyunlar daha farklı şekillenir diye düşünüyorum. Ben o yönden görüyorum. Çünkü büyük ihtimalle de değişir herhalde. Çünkü sürekli yağmur yağıyor bu bölgelere. Gördüğünüz gibi zaten akşam yarışları, Will Rogers'taki yarışları gördünüz. Yani seller götürdü. Ama atlar da yani resmen çamurda koştular. Yani çamur balçık gibi bir şey artık nasıl bir çamursa da. Bugün de aynı şartlarda yarışlar olabilir diye düşünüyorum. O yüzden arkadaşlar bekleyin. Yani yarış saatine yakın saatlerde en azından programın ne şekilde girdiğini düşünün. Zaten şu anda hiç böyle bir şey olmasa bile her ayaktan en az ikişer tane, üçer tane atların da çıkacağını haberini vereyim ben size. Bazı yerlerde 4 safkan, bazı yerlerde 2, bazı yerlerde 3 safkan kesin olarak çıkma ihtimali çıkacaklar yani onu belirteyim. İhtimal değil çünkü kesin yani. Bunu da belirteyim. Bu arada programa hemen başlamadan önce de size bir şey söylemek istiyorum arkadaşlar. Bundan sonra ben Fransa yarışlarının videosunu da yapmak istemiyorum. Gördüğünüz en azından şu birinci koşuyu seyretme imkanı buldum. Hemen kanal değiştirdim artık. Yok grup yarış kazanan safkanlar gördüğünüz hiç sıkıntı yapmadan öndeki maiden safkana geçiliyor. Rahatlıkla geçiliyor. Bir farkla geçiliyor. Sıkmıyorlar kendilerini. Ben onun da farkındayım. Adamların çünkü programlarında bu tip yarışlar önemli değil. Çünkü biz şartlı yarış koşuyor. Bunu kazansan olur, kaybetsen olur hesabını yapıyorlar. Yani çünkü bunun üzerine oyun oynayanlar onlar için önemli bir şey teşkil ettiğini ben sanmıyorum. Ama şöyle Fransa yarışlarını ben şu şekilde yorum yaparım, videosunu yaparım. Grup yarışları hepsi yani klasik grup yarışları olursa o şekilde yaparım. En azından korakor yarışlar olur. O zaman onun ben farkında olurum. Ama bu şekilde ben günlük program Fransa'nın yapmak istemiyorum. Bunu belirteyim. Sadece Amerika programını yayını yapmak istiyorum. Ya çünkü inanın ben orada bir şeyler söylemeye çalışıyorum. Çok arkadaşımız da haliyle oynuyor. Zarar ediyorlar. Yani boş boşuna para kaybetmelerini de istemiyorum. İnanın ben buradan zaten amacım hani 3 kuruş para almak amaçlı değil. Amaç tamamen sizlerin bir şeyler kazanmamızı. Çünkü burada herkes diyecekler ya sen video yapıyorsun para kazanıyorsun hesabını yapabilir. Ben geçen ay yaptım günde 3 tane program bile yaptığım halde inanın kotayı geçirmedim. Yani bunu belirteyim. Çünkü 200 lira kotasını geçersen aylık yansıma oluyor. Ben 200 lira geçemedim. Yani 100 lira kusurunda bir para birikim olmuş koca bir ay boyunca. Ya düşünün yani ben 2 ay yapacağım ki kotayı geçeceğim. Yani o yönden diyorum. Yani o yüzden ben yani günlük 2 lira 3 lira videolar yapıyorum. Hiç gerek yok. Bir de dün arkadaşımızın bir tanesi yorumlarda yazmış. İşte YouTube kazançlarında %38 vergi olacak. Ne yapacaksınız? Devam edecek misiniz diye bir şey yazıyor. Vallahi Allah razı olsun ya. Ne olacak? Zaten 3 kuruş almaya çalışıyorduk. O da büyük ihtimalle gidecek. Bilmiyorum artık. Vallahi bir şeyler yapacağız herhalde. Dur bakalım neler düşüneceğiz. Ha, ben en azından programı yaptığım için mutluyum. Çünkü en azından İyi bir aile ortamı olduğunu düşünüyorum ben. Ya bakalım şartlar gidişatlar ne olur en azından bir şekillensin. Şu yerli yarışlarda bir başlasın artık da bakalım bizim yarışlarda nasıl başlayacak. Bence bizim yarışlarda başlasa ilk 2 hafta yani inanın aynı Fransa gibi devam eder ben onu da söyleyeyim. Yani o kadar sağlıklı olacağını pek sanmıyorum çünkü haliyle az değil yani ara veren safkanlar var. Neyse arkadaşlar bu programı fazla uzun yaptık. Ben bir ara inanın şu şekillensin. Ben bir canlı yayın yapmak istiyorum. En azından biraz bir şeyler konuşuruz. Bazı şeyler de biraz otursun, şekillensin arkadaşlar. En azından bunun hakkında da bir şeyler konuşuruz diye düşünüyorum. Ben birinci koşudan itibaren yorumlarıma devam etmek istiyorum. 9 koşulu bir program var bu Amerika'da. Hemen yorumlara başlayayım. Şu andaki gözüken program bayağı bir zor program. Onu da belirteyim arkadaşlar. Ama dediğim gibi çıkan atlarla akşama en azından biraz bir nefes alacak pozisyonu da getirilebilir. Büyük ihtimalle de o şekilde olur diye düşünüyorum. Ben en azından akşamı bekleyin derim. Günün birinci koşusunda satış koşusuyla başlıyoruz. Şartlı 4 ve yukarı İngiliz'in 1640 metrelik yarışında. Bakalım kaydımız. Evet.
13 safkan şu anda burada kayıtlı. Ama burada 11, 12 ve 13 olan safkanlar yedek arkadaşlar. Yani en çok 10 tane safkan koşacak. Onu da belirteyim. Oranlara gelince 1 nolu safkan 2 lira, 5 nolu safkan 3 lira, 6 nolu safkan 3,5 lira ve 8 nolu safkan 5 lira, 11 nolu safkan 6,5 lira, 2 nolu safkan 8 lira, 13 nolu safkan 10 lira, 12 nolu safkan 14 lira, 7 nolu safkan 14 lira ve 3 nolu safkan da 25 lira gibi bir orana sahip. Gördüğünüz gibi oranlar bayağı birbirine yakın safkanlar çok var. Tabii dediğim gibi 11, 12 nolu ve 13 nolu safkanlar da yedek, tekrardan belirteyim. Koşmaları için öncelikle programa az kayıt yapanlar çıkmaları gerekiyor ki onlar da koşabilsin diye. Benim burada size önereceğim safkanlar sırasıyla bir First Samurai temsilcisi olan, kopisi de etkili yarıştır olan, zaten son ikinciliğini de ben çok beğendim. Altınoğlu Tiz Samurai. Benim size önereceğim ilk safkan. Üstündeki de iyi jockey, Daniel Santona gibi iyi jockey ile start alacak olan bu safkan. Ben birinci sırada yer vermek istiyorum. Daha sonra yedek de olsa bir 12 nolu The Tortoise'i. Bu safkanda Scott Speed ile start alacak olan, alması beklenen bu safkan en azından grubun yüksek handikaplı safkanları arasında ve son yarışını kazanmış 211 günlük bir ara vermiş bir safkan. Ben bugün eğer koşması halinde iyi yarış koşup etkili bir yarış koşmasını beklediğim bir isim olacak. Daha sonra 8 dolu Game Day Drama, bir Big Drama gibi çok iyi bir kan hattına sahip olan bu safkanda Raul Mena ile şansını arayacak. Safkana baktığımız zaman zaten son 6 yarışında sürekli tabela içerisinde olan bir safkan. Ama bir türlü birinciliği biraz zor yapan bir safkan. Bakarsanız bugün bir şanssızlığını giderir. Bugün kendini önlerde yer bulabilir diye düşünüyorum. Daha sonra bir nolu Happy Wanderer. Bir Warchant gibi yine iyi bir kan hattına sahip olan bu safkanda Thomas Meijer gibi iyi bir jokerle start alacak. Bu safkanda 40 gün öncesinde bir yarış gördü. En azından nefes yönden bugün ileri seviyede geldiğini düşünüyorum. Yurt dışında ve Türkiye'de de favori bir olan bir isim bu safkan. Daha sonra 11 nolu Jimmy D. Yine bir yedek olan bu safkan. Hines Fit gibi yine iyi bir kanatlarına sahip Thomas Meijer ile start almasını beklediğim bir diğer isim. Thomas Meijer 1 nolu safkanda da kayıtlı. Burada da kayıtlı. Yani haliyle bir ikisinden birisi çıkacak arkadaşlar. Hangisi daha şanslı ise. Bugün koşması halinde şans vereceğimiz bir diğer isim olacak. Son olarak da 5 nolu Completing Bonkers. Bir G.I. Jomo temsilcisi olan bu safkanda Harry Hernandez'e kendine şans aramasını beklediğim bir isim olacak. 6, 12, 8, 1, 11 ve 5 nolu safkanlar benim ilk olarak önerdiğim safkanlar. Eğer burada zaten benim ön planda şablonda yazdığım atlardan muhakkak atlar çıkacak arkadaşlar. Çıktığı zaman da bu bir Mizanmast temsilcisi olan bu 2 nolu Notu Bao'yu muhakkak kuponlara sokun arkadaşlar. Muhakkak kuponlara dahil edin. Hani bakmayın bunun yedek kısmında biraz verdim ama burada çıkan hatlar çok olacağı için en azından çıkan oldu mu hemen bu 2 nolu safkanı hemen devreye sokan arkadaşlar. Kötü bir safkan değil. Çok iyi bir kan hattına var. Ben bugün bu safkanın 2 nolu Naughty Boy'u bugün çok iyi bir yarış koşmasını bekliyorum. Yani en azından burada yazmamın sebebi biraz fazla atın olmuş olması, kimlerin çıkacağını fazla bilmediğim için. Yani bunu kimse bilmiyor zaten. Ve sonra tabii bu 13 nolu Perp. Yine bir Candy Ride temsilcisi. Aynı şekilde eğer koşması halinde muhakkak arkadaşlar kuponlara yazın. Bu Candy Ride arkadaşlar kum pisti çok etkili yarışlar koşabiliyor. Dediğim gibi 6, 12, 8, 1, 11 ve 5 nolu safkanlar öncelik. Daha sonra 2 ve 13 nolu safkanlar ama dediğim gibi çıkanlar oldu mu buradan 2 ve 13'ü devreye sokun arkadaşlar. İnşallah zaten burada çok at çıkabilir yani ben onu gözle görüyorum. Günün ikinci koşusuna geldiğimizde satış koşusu şartlı dişi rahat 3 ve yukarı İngilizlerin 1200 metre kum yarışında 10 safkan kayıtlı. 10 nolu safkan 4 bölü 5, 0.9 gibi bir orana sahip. 8 nolu safkan 3.3, 3 nolu safkan 7.5 lira, 6 nolu safkan 11 lira, 7 nolu safkan 12 lira, 1 nolu safkan 16 lira ve 2 nolu safkan da 20 lira gibi bir orana sahip burada. Burada da program baktığımız zaman arkadaşlar benim burada size bir bankom var. 10 nolu Rekis M. Goodbye. Bir Adios Charlie Tay olan bu safkan oldukça etkili, iyi bir orijinal da sahip. Antonio Gallardo gibi bölgenin bayağı en iyi jokerlerinden birine sahip olduğu için. Son yarışta kazanmış bu safkan 17 gün önce kazandığı olmuş olduğu yarış bir Gulfstream Park hipodromunda oldu. Yani bu hipodromdan daha iyi bir hipodromda. Onu da belirteyim. Yani Gulfstream Park buradan daha iyi bir yer. İkramiyesi de buradan daha da yüksek bir yer olduğunu belirteyim. 1000 metrelik bir yarış yapmış. Bu yarışı da bayağı bir farklı kazanmış. Yani 4 boy farklı kazanmış bir isim bu 10 nolu safkan. Ben şimdi bu piste gelip de bu rakiplerini 1200 metrelik mesafede ben daha farklı kazanmasını bekliyorum. O yüzden günün bankosu olarak bu 10 nolu safkanı öneriyorum. Ama benim burada bir şüpheye düşüren bir olay var.
Yüksek ikramiyeni bir yerden kazanıp da geliyorsun. Burada 7.000 dolara koşuyorsun. Acaba hani aklıma da bir şeytanlık geliyor gelmiyor değil ya. Ama bilmiyorum artık, inşallah o düşündüğün gibi olmaz da kendi yarışını yaparsa bu 10 Safkan güle oynaya bu yarışı kazanır diye artık sığınacağız, artık başka çaremiz yok. Ama dedim ki çıkanların baktığınız şekillenirse ben burayı ararım vallahi. Çünkü neden ararım? Ya yüksek ikramı 20-25 bin dolarlık yarış kazanıyorsun. Arkasından gidiyorsun 7 bin dolarlık yarışa, işte ondan aklım ermedi. Neyse, belki adamların bir programı vardır evde. Neyse, bugün artık bu 10 nolu safkaya güveneceğiz artık arkadaşlar. Ama normal şartlarda koşayım derse de bu grubu ben ezer geçer diye düşünüyorum. Gelelim 3. koşuya. Maiden satış koşusu dişilere ait 3 yaşlı İngiliz'in 1600 metrelik çim yarışında 10 nolu safkan burada da kayıtlı arkadaşlar. Evet. Telefon da çalıyor. Yazdığını, en azından telefonumda benim şeyler gözüküyor ya. Kim arıyorsa dolandırıcılık diye bir yer arıyormuş. Demek ki beni dolandırmaya çalışan birisi arıyor. Neyse arkadaşlar, çalsın o şekilde. Evet, kapandı telefonda. En azından bir telefonda bir program kurdum. Vallahi iyi program. Kayıtlı olmayan numaralar bile kim arıyorsa en azından isimleri yazıyor bende. Şu anda yazdığı isimde de dolandırıcılık diye bir şey yazıyor. Demek ki birisi işaretlemiş onu. O şekilde bana kayıt geldi. Yani görüyorsunuz, milletin aciz durumuna bile dolandırmaya çalışan insanlar var. Yani pes doğrusu valla. Gelelim arkadaşlar buradaki yorumlara. En azından oranları aktarayım. 6 nolu safkan 2 lira. 1 nolu safkan 3,5 lira. 10 nolu safkan 3,5 lira. 5 nolu safkan 6 lira. 3 nolu safkan 6 lira. 14 nolu safkan 6,5 lira. 13 nolu safkan 6,5 lira. 12 nolu safkan 8 lira. 8 nolu safkan 12 lira. 11 nolu safkan 16 lira ve 7 nolu safkan da 20 lira gibi bir orana sahip. Arkadaşlar burada 14 safkan kayıtlı ama burada 11, 12, 13 ve 14 nolu safkanlar yedek. Yani burada en çok 10 tane safkan koşması bekleniyor arkadaşlar. Bunu da belirteyim. Şimdi bir kurgu yapacağım arkadaşlar size. Yani bazı kusura bakmayın, biraz vaktinizi de alıyorum. Ama en azından size faydası olacağı için yani en azından bu şekilde konuşuyorum ben. Ben burada şu 7 nolu safkan 20 lira gibi bir orana sahip. Türkiye'de şu anda AGF'lerde 7. sırada %5 gibi bayağı bir sürpriz bir konumda koşuyor. Yani kimse doğru düz tutmuyor. Ben bugün bir riske girin. Bu 7 nolu safkan Passion for Treasure. Bu safkanı ben size alternatif olarak da sunayım. Bir tek olarak sunayım arkadaşlar. Neler diyeceksiniz? En azından bir çok iyi bir çim orijini var. Ama tabii bir yarışın çimde koşması aynı. Bak onu da basa basa söyleyeyim. Gerçi kumda da koşsa fark etmez. Çamur pistte de gider bu safkan. Eğer koşması halinde dediğim gibi ben bu safkanı alternatif olarak banko önereceğim size. Yani küçük ve risk sevenler için, yani macera arayanlar için, sürpriz arayışlarında olanlar için ben bir banko olarak vereceğim bu 7 nolu safkanı. Yurt dışında dediğim gibi 20 lira şu andaki gözüken oranı, Türkiye'de dediğim gibi bayağı bir sürpriz. Neden bu şekilde vereceğim? Çünkü bu safkan bir yarış koşmuş ve 7. elde etmiş, 63 handikap gibi grubun en yüksek handikapına sahip. Yani bu tip atlar sürpriz olarak gözüküyor. Hani en azından bir yarış koşmuş, tabela dışı kalmış. Şöyle bir anımı anlatayım. Hani pek bazı arkadaşlar rahatsız oluyor, bazı arkadaşların hoşuna gidiyor. Gerçekten herkese yine özür diliyorum ve herkese tekrardan teşekkür ediyorum anlayışınız için bunu söyleyerek. Benim nereden baksanız en az bir 7-8 sene belki var veya yok veya daha fazladır. Bunu bilemiyorum. Bu Amerika'da yine yarışlar vardı. Kum pistte, sadece kum pistte vardı ama bu nasıl bir yerdi? Will Rogers Dawes ayarında bir yarış ama şu anda hipodrom yarışın neresi olduğu aklıma gelmiyor ama birkaç kez burada yarışlar oldu. Dediğim gibi bir yarış koştu. Kaç at koşuyordu? 7 at mı 8 at mı ne koşuyordu? Bir üçüncü ayakta. 3 nolu safkan bir Manibu Munta'ydı. Aynı bu şekilde. Ama fazla atı yoktu. Dediğim gibi 7-8 at koşuyordu. Aynı bu şekilde bir yarış koşmuş, 7. 8. elde etmiş. Aynen böyle bir 63-64 handikap mı ne almış. Ve yurt dışındaki oranı da ya 20 liraydı ya 25 liraydı. Yani o civarda bir oranı vardı. Ben bu safkana baktım. Şimdi yanındaki koşan favoriler sür direkt çıktı. 50 handikap, 48 handikap, işte aynı bu şekilde bir oranlar vardı. Ama bu safkana Türkiye'de de baktım. Türkiye'de de tutulmuyor. Aynı bu şekilde yine sonlarda ama Türkiye'de de inanın net sonuncu attı herhalde. Büyük ihtimalle sonuncu attı. %1, %2. O zamanlar AGF'de olayı da yoktu. Ama sonuncu bir at olduğunu belliydi. Çünkü neden diyeceksiniz? Ganyan'ı 25 lira civarında bir okudu. Bayağı bir sürprizdi çünkü.
Yani at geldikten sonra, çünkü o zaman AGF olayı yoktu. Yani atların ne derece gördüğümüz görmedik ama sürprizdi. Yani kimse vermiyordu çünkü. Çıkan otoritelerde olsun, erken bahis oranlarını açıklarken bile bu atı pek saymıyorlardı. Hiç saymıyorlardı atı. Ben bu atı tek attım. Yani dedim gelirse gelir, gelmezse gelmez. Bir de ilk ayakta bir banko vardı. O ya birinci attı ya ikinci attı. Onu tek attım. Geri kalan atlara birkaç at yazdım. İnanın altılım 4,5 lira. Bakın ne 4 lira 29 kuruş ne 4 lira 51 kuruş. Yani tam net 4,5 liralık bir altılı. Ve ilk ayaktaki benim tek attığım at geldi. Ya zaten o büyük ihtimalle favori bir safkandı. Üçüncü ayaktaki bu 3 numara benim tek attığım bu 20 kusur lira ganyan olan safkan. Yani günün bombası gözüken at. Ben de tekti ve geldi kazandı. Ve bayağı da bir sürpriz oldu. Yurt dışında hatta benim oynadığım zaman 20-25 lirayla oranı sonra 40 liraya mı ne çıktı? Yani koştuktan sonra 40 liraya çıkmıştı. Düşündüm bayağı tutulmuyordu. Kazandı. Ya dedim en azından kanattı güzel. Bu atın şeyi iyi bilmem ne iyi. Yarış kazandı. Öteki ayaklarda zaten haliyle ikinci, üçüncü atlar geldi. Bilmem nereye geldi. Tuttum ve çok süper bir para aldım. Yani az atlı bir programdı ama inanın süper bir para aldım. Yani ertesi günü para aldım. Bayağı kişiye bir yemek parası dağıttım yani. En azından 15 kişiye bir yemek parası dahi dağıttım bayda. Çünkü yanımda beni takip edenler vardı. Yani anlayacağınız, yani bazen bu tip atlara da bir şans vermemiz gerekiyor arkadaşlar. Ne yapacaksınız? Bu safkanlarda da bu şekilde idare edeceğiz artık. Yoksa bazı yerlere risk almazsak inanın altılı tutmamız zor. Yani bir yerde riske gireceğiz. Diyerek neyse bu konuyu geçelim arkadaşlar. Fazla sözü azaltmayayım. Kusura bakmayın, konu da biraz uzuyor, program da uzuyor. Burada dediğim gibi 7 nol safkanı ben çok ön planda tutuyorum. Bugün hani bir ters yarış koşup yani günün sürprizini yapabilir. Eğer ki risk severseniz bu safkanı tek olarak geçirin. Ama geçemiyorsanız inanın arkasında bir ordu var. Ben en azından o orduyu sıralamayı yapayım. Çünkü bunların içinde çok çıkanlar da olacak. En azından arkadaşlar, bazı arkadaşlar garantici arkadaşlar olur. At yazmak isteyenler olur. Ben öncelikle koşması halinde yine bir Trosun Beach temsilcisi olan 14 nolu Dakota Beach. Yine çok iyi bir Çin orijini. Jose Rivera Jr. ile start alacak olan bu safkanda. İkinci hani yazılması gereken bir isim. Daha sonra 13 nolu Lilies from Paris. Bir Lucky Not Lucky gibi yine iyi bir kanatlığına sahip bu safkanda. 3 yarışını tabel edişi ama bugün farklı yarış koşar. Ama koşması halinde tabii ki. Daha sonra 3 nolu Tiznosi. Bir Tiznosi temsilcisi. Kanatlı oldukça iyi. Joe Batista ile start alacak olan bu safkanda. Son ikinciliğinden sonra güzel bir form yakaladı ve bugün de farklı bir yarış sergilemesini beklediğim bir isim olacak. Sonra 10 nolu Nagini, bir kendi right temsilcisi, yine kanatta oldukça kum çim ayırt etmeyen bir orijin. Angel Suarez'e kendine bir şans aramasını bekliyorum. Daha sonra 1 nolu Little Miss Broadway, Big Drama gibi iyi bir kanatlarına sahip. Son ikinciliğinden sonra şanslı bir konumuna geldi. Daha sonra 6 nolu Imaginary Friend, yine bir McBelieve gibi İngiliz menşali bir olan bir safkan. Gerçekten iyi bir kalite orijini var. 58 handikap puanı var. Antonio Gallardo'da start alacak olan bu safkanda şanslı isimler. Yurt dışında da ve Türkiye'de de favori bir isim. Daha sonra 5 nolu Steak Shark. Bir Shark LaForce gibi iyi kanatına sahip. Son üçüncülüğü güzel. Ve son olarak da 11 nolu Heavenly Joy. Big Kid Dance Joy temsilcisi. Bugün Antonio Gallardo bu safkanda da kayıtlı. Ama yedek bir safkan. Onu da belirteyim. Tabii koşması halinde yine şanslı isimler arasında olacak. Dediğim gibi biraz zor bir yarış. Ama burada iyi safkanlar da var. Onu da belirtmekte fayda var. Burada öncelikli olarak dediğim gibi 7 nolu safkan, risk bir macera ararsanız ben bu safkanı tek olarak sizlere öneriyorum. At yazmak isteyenler için de muhakkak at yazacaklar bayağı var. 14, 13, 3, 10, 1, 6, 5 ve 11 nolu safkanları değerlendirebilirsiniz. Burada bakmayın çok verdim ama bunların içinden bayağı en azından 3-4 tanesi kesin çıkacak arkadaşlar. Yani çok kalabalık verdim diye düşünmeyin yani. Geldi günün 4. kursuna arkadaşlar. Hemen size hızlı bir şekilde geçiş yapalım. Burada da aynı şekilde 2. altılı ganyanın başlangıç ayağı 8 safkan kayıtlı. 2 nolu safkan 1.7. 3 nolu safkan 2.5 lira. 1 nolu safkan 4.5 lira. 4 nolu safkan 4.5 lira. 8 nolu safkan 11 lira. 6 nolu safkan da 16 lira gibi bir orana sahip. Burada da baktığımız zaman arkadaşlar bir 1 nolu Branco Maria gibi bir isim var. Kendi rakip temsilcisi arkadaşlar. İlk kez koşacak olmasına rağmen ben bu safkanı ilk safkan olarak öneriyorum. Eğer alternatif bir banko ararsanız arkadaşlar, bu 1 nolu safkanı ben size alternatif banko olarak önereceğim. Bir kendi rakibi Angel Suarez'e ilk kez koşacak olmasına var. Sebebine gelince arkadaşlar, ben şunu da belirteyim. Bu safkan ilk startına çıkıyor. Bir kendi rakibi ve bu safkanın 385 bin dolara satın alınan bir tay arkadaşlar. Yani çok şeyler beklenen bir safkan. Yani ilk yarışında da
Getirmişler buraya, en azından burada Uygur rakipler altında yani koşup tecrübe edip zaten büyük hipodromlara yol açacağını, gideceğini de biliyorum. O yüzden kendini en azından buradan fazla sıktırmadan bir yarış kazanıp en azından hedefleri o çünkü. Başka bölgelerde, daha büyük ikramelerde koşacak olan bir safkan. Yani bunu da belirteyim. O yüzden eğer bir riske de girmek isterseniz burada yine bir alternatif Banco, bu bir nolu safkan olacak arkadaşlar. Branco Mario. Ama bu safkanın yanına at yazmak isteyenlere de öncelikli olarak bir 3 nolu Falkert, yine bir kendi Cairo Prince dayı, iyi bir safkan, Antonio Gallardo ile start alacak olan bir safkan da bir yarış koşmuş, 5.lik elde etmiş. Bugün daha iyi yarış koşmasını bekliyorum artan nefesiyle. Daha sonra 2 nolu Onward, bir Street Sense gibi iyi bir kanon aklına sahip olan bir safkan da Daniel Santoro'la kendine iyi bir yarış koşmasını bekliyorum. Sonra 4 nolu Mukul Viz, bir Moratian Reidy gibi iyi bir kanon aklına sahip, biraz yarışın tecrübeli ismi. Ama maiden kalmış bir isim. Bu safkanda şans verelim. Normal şartları ben kademeli verdim. Bir nolu safkan risk sevenler için, küçük oynayanlar için alternatif Bankom. İlk rakipleri 3-2-4 olur arkadaşlar. Daha sonra da fazla at yazmak isteyenler, sürpriz arayanlar da 8 nolu Dedektif ve 6 nolu Luca Drive the Ace olarak sizlere bu şekilde öneriyorum. Ama dediğim gibi ben de bir nolu safkan bayağı ön planda arkadaşlar, bunu da belirteyim. Günün 5. koşusuna geldiğimizde satış koşusu var. Şartlı dişilere ait 3 ve yukarı İngiliz'in 1600 metrelik çim yarışında 1 nolu safkan 2 lira, 9 nolu safkan 2.7, 14 nolu safkan 3 lira, 13 nolu safkan 3.5 lira, 10 nolu safkan 5 lira, 5 nolu safkan 6 lira, 8 nolu safkan 6.5 lira, 12 nolu safkan 8 lira, 2 nolu safkan 12 lira, 6 nolu safkan 14 lira, 3 nolu safkan 16 lira, 11 nolu safkan da 33 lira gibi bir orana sahip. Burada da hemen başlamadan evvel 14 safkan kayıtlı ama burada da 11, 12, 13 ve 14 nolu safkanlar yedek arkadaşlar. Yani burada en çok en fazla 10 safkan koşacak, bunu da belirteyim. Tabii yarış çim gözüküyor. Dediğim gibi eğer bir yağmur marmur falan bir şey olursa da yani bu biz bir anda o zaman 4-5 atla da koşarsa da hiç şaşırmayalım. Benim burada size önereceğim safkanlar sırasıyla arkadaşlar. Yedek kısmında kalan ama koşması halinde ben 14 nolu Premium Motion'ın bir Uncle Mo temsilcisi, koşması halinde ben bir yarışı kazanmasını bekliyorum arkadaşlar. Eğer bu yarış kuma alırsa ben %100 bu safkanı tek olarak geçmenizi öneriyorum arkadaşlar. Bunu da belirteyim. Raul Mena'da start alacak olan bu safkanda fark etmez çim kum ayırt etmeyen bir iyi bir kan atına sahip bu safkan benim bugün çok çok ön planda tuttuğum bir safkan. Dediğim gibi koşması halinde çimde de çok şans veriyorum. Yine tek atacağım. Ama kum olursa %100 yana at yazmayacağım. Bunu da belirteyim arkadaşlar. Yani bu atı o kadar bayağı ön plana atıyorum. Ama rakipleri kimler? Öncelikle yine bir yedek olan, yine iyi bir orijinal olan His It En Up gibi gerçekten kalite bir orijinal sahibi olan 13 nolu Sivipeno. Jose Batista ile start alacak olan bu safkan ben öncelikli rakibi olarak tutuyorum. Daha sonra bir nolu Beach Trousseur Girl. Yine bir Trousseur Beach temsilcisi olan bu safkanda ikinci diğer rakip isim. Daha sonra 10 nolu Lango Lee, bir Two Step Salsa gibi gerçekten kalite bir orijinal sahip. Daniel Santona gibi iyi bir jockey sahip. Son yarışını kazanmış. Onda bir isim. Daha sonra 4 nolu Linda Block, bir Winslow Homer temsilcisi Dean Frates'e start alacak olan safkanda kendine şans arayabilir. Daha sonra 9 nolu Shawling Ridge, bir Hanson Mike temsilcisi. Ama bu Hanson Mike'ler biraz şimdi eksik koşuyor arkadaşlar. Kum pistte alınırsa eğer safkanın şansı yüksek olur diye düşünüyorum. Gerçi yurt dışında bu safkanı çim üzerinden oranı verdiği zaman 2 lira 7 gibi bayağı bir yüksek bir oran çıkmış. Yani demek ki çim pistte de özelliği olan bir safkan. Ben bu safkanları öncelikli olarak rakip tutuyorum. Daha sonra 12 nolu Adonoy Blaze, bir Blam temsilcisi. Eğer kum pistte olursa, koşayım derse bu safkan yine etkili yarış koşar. Ve son olarak 5 nolu Broken English, bir English Channel tayı. Bu safkan genelde çim orijinli bir safkan ama kumda da gider arkadaşlar. Bunu da belirteyim. 14 nolu safkan benim bugün alternatif sunduğum bir banko ama tabii ki koşması halinde eğer kum pistte olursa da %100 ben banko atacağım bu safkanı. Bunu da belirteyim. Sonraki rakipleri 13, 1, 10, 4 ve 9. Daha sonra çok sürpriz de olsa 12 ve 5 nolu safkanları da değerlendirebilirsiniz arkadaşlar. Ama dediğim gibi en az 4 tane safkan da çıkacak. Zaten çıkınca da program daha da güzel şekil alır diye düşünüyorum. Geldi günün 6. koşusuna, maiden satış koşusu 3 ve yukarı İngiliz'in 1100 metre kum yarışında 13 safkan burada kayıtlı arkadaşlar. 5 nolu safkan 2 lira. 2 nolu safkan 2.2, 4 nolu safkan 5 lira, 9 nolu safkan 5 lira, 11 nolu safkan 16 lira, 8 nolu safkan 16 lira, 3 nolu safkan 16 lira ve 7 nolu safkan da 20 lira gibi bir orana sahip.
Burada da benim size önereceğim safkanlar yine ilk kez koşacak olmasına rağmen oldukça süratli bir yapıya sahip, exclusive quality gibi gerçekten iyi bir kanatta sahip olan 4 nolu exclusive Donald. Herhalde böyle isim bu. İlk kez koşacak olmasına rağmen Jose Lopez'de ben ilk safkan olarak öneriyorum. Bu safkanın en ciddi rakipleri olarak da 5 nolu Esor, Raul Mena'la start atacak olan bu safkanda son 4 yaşındaki güzel performansıyla ilk rakip olur. Ve son olarak da 2 nolu New York Giant. Giant Surprise temsilcisi. Yine iyi performanslı, iyi tabelada içerisinde gezinen bu safkanda benim önerdiğim diğer rakipler. 4-5-2 benim öncelikli olarak kuponlara yazılmasını önerdiğim safkanlar. Daha sonra 8 nolu Starship Bones, bir Minshaft temsilcisi, iyi bir kanatına sahip Charles Lopez'e sürpriz yapabilir. Ve son olarak da 9 nolu King Shaw. Ben bu orijini bilmiyorum ama bu orijinin çok metedenler var. XXX'i acayip nasıl okunuyorsa artık. Onun tayı her neyse günün sürprizini yapabilir. Bu safkanda ben fazla bilgim yok ama çok önerilen bir safkan. Eğer yeriniz varsa, imkanınız varsa bu 9'un safkana bir çarpı atın derim. Çünkü nasıl koşacağım belli değil. Çünkü 3 tane tabela dışısı var ama safkandan bugün çok şeyler bekliyorlar. Onu da belirteyim arkadaşlar. Günün 7. koşusuna geldiğimizde satış koşusu şartlı dişilere ait 3 ve yukarı İngilizce'nin 1600 metrelik çim yarışında 14 safkan burada da kayıtlı. 9'un safkan 2 lira, 4'un safkan 2.7, 5 nolu safkan 3 lira, 14 nolu safkan 5 lira, 12 nolu safkan 5 lira, 13 nolu safkan 5 lira, 11 nolu safkan 6.5 lira, 6 nolu safkan 10 lira, 10 nolu safkan 10 lira, 7 nolu safkan 14 lira, 3 nolu safkan 14 lira ve 1 nolu safkan da 25 lira gibi bir orana sahip. Burada da 11, 12, 13 ve 14 nolu safkanlar yedek arkadaşlar. En azından bir orijini hoşuma gitti. Bu 9 nolu Classic Lean bir Hayes'in Enakite temsilcisi Antonio Gallardo gibi iyi bir jokeye sahip. Son 3 yarışındaki güzel bir performansı var. En azından son 3 yarışın içinde 2 tane güzel performansı var. Bir birinciliği, son yarışında dördüncülüğü. Ben bugün de bu iyi kanatıyla ben bu yarışı kazanmasını bekliyorum. Artık ben burada bu safkana sığınacağım yani. Mecburen. Ama dediğim gibi yarış pistleri değişirse, şartlar değişirse tabii benim asıl banko benim, ben o zaman 5. koşudaki bankoya da güvenebilirim. O 4. koşudaki 1'e de güvenebilirim. Yani bayağı alternatif bankolarım var. Arkadaşlar sizler de ona göre bakın gidişata göre programı kurarsınız. Ama şu koşması halinde bu pistte 9 nolu Classy Lane benim size önereceğim banko. Artık burada benim limanım bu safkan gözüküyor arkadaşlar. Herhalde ben bu safkanın yanına at ilave yazmak, yaz at önermek istemiyorum. Ama bu safkan bu kağıt üstünde kazanması en normal sonuç olacak diye düşünüyorum. Evet, geldik günün 8. koşusuna. Satış koşusu şartlı 3 ve yukarı İngiliz'in 1400 metre kum yarışında burada da 14 safkan kayıtlı arkadaşlar. 9-10 safkan 3 lira. 10-10 safkan 3,5 lira. 8-10 safkan 5,5 lira. 1-10 safkan 6 lira. 11-10 safkan 7 lira. 13-10 safkan 7,5 lira. 4-10 safkan 8 lira. 12-10 safkan 10 lira. 7-10 safkan 10 lira. 14-10 safkan 14 lira. Ve 2-10 safkan da 16 lira gibi bir orana sahip. Burada da baktığımız zaman 13 ve 14 numaralı safkanlar yedek arkadaşlar. En azından 2 tane gerçekten iyi safkanlar var. İkisi de yedek. Benim burada önereceğim 2 tane öncelik tuttuğum safkan var arkadaşlar. En azından gruptan biraz farklı gördüğüm için. Bu 9 nolu Boyne 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 ve 8 nolu Credit Seal'e. Majestic Perfect için tayı olan bu 9 nolu safkan en azından performans olarak da iyi durumda görüyorum. Bu safkanı ben öncelikli olarak kuponlara yazmanızı öneriyorum. Ben bu safkanın en ciddi rakip olarak da bir partner tayı olan 8 nolu Credit Seal'i. Bu safkanda performans olarak oldukça iyi durumda. Ben bu 9 ve 8'i biraz gruptan bir adım önde tutuyorum. 9 ve 8 normal kuponlar için bence yeterli gözüküyor. Normal şartlar altında kağıt üstünde bu şekilde gözüküyor. Bu safkanın yana eğer yıkmak isterseniz, yana at ilave etmek isterseniz bayağı bir rakipleri var. Bunlar kim? Ben en azından rakiplerini sayayım. Sizler de ona göre ilavenizi yaparsınız. 11 nolu Zekaria. Bir Kid Dance Joy temsilcisi Gary Valdez'e start alacak olan bu safkanda bence ilk rakip konumunda. Daha sonra 10 nolu Roses Vy. Bir Kozan temsilcisi, kumpisinde gerçekten çok etkili yarışları olan bir isim. Kuponlara yazılabilir. Daha sonra 2 nolu Striking Hire. Bir Wilcott Hire gibi iyi bir kanatına sahip Thomas Mejela son üçüncülüğünden sonra şans arayabilir. Yine kalite bir isim olan yedek kısmında olan bir 13 nolu Water Patrol. Bir Love and For Cement temsilcisi Wilmer Garcia ile son üçüncülüğünden sonra bugün koşması halinde etkili bir yarış koşması beklediğim bir diğer isim olacak. Daha sonra 12 nolu Big Yes, Big Drama gibi iyi bir kanatına sahip son yarışını kazanmış bir isim.
Tabii 14 dolu safkan da var. Onu da söyleyeyim. En azından bir Konkras temsilcisi, Kumpisler'de gerçekten başarılı yarışları var. Ama yedek işte 7 nolu Fortley'de bir Ford Thunder temsilcisi Angel Suarez'e sürpriz yapabilir. Ve son olarak 4 nolu Vett. Bir First Samurai gibi Kumpisler'de etkili yarış koşabilen bir orijine sahip. Dediğim gibi 9-8'i eğer yıkarsak bayağı bir rakip var. Ama dediğim gibi en az 2 tane safkan da yarıştan çıkacak. Onu da belirteyim. 9-8 öncelikli olarak sunduğum, size önerdiğim safkan. Geniş at yazmak isteyenlere de 11, 12, 13, 12, 4, 7, 14 yani bu şekilde tercih edebilirsiniz. Ama dediğim gibi ben bugün 9-8 ben de bayağı bir ön planda. Bunu da sizlere bildireyim arkadaşlar. Geldi günün son koşusuna, satış koşusu yine var. Şartlı 3 ve yukarı İngiliz'in 1600 metre çim yarışı. 10 safkan kayıtlı. Burada 5 ve 10 nolu safkanlar ekürü. 6 ve 9 da ayrı bir ekürü arkadaşlar. 4 nolu safkan 2.7, 6 nolu safkan 2.7, 3 nolu safkan 3 lira, 9 nolu safkan 4 lira, 10 nolu safkan 4 lira, 1 nolu safkan 8 lira, 5 nolu safkan 14 lira, 7 nolu safkan 14 lira ve 8 nolu safkan da 25 lira gibi bir orana sahip. Arkadaşlar burada da gördüğünüz gibi yine birbirinden iyi safkanlar bir arada. Bu yeni çekişmeli bir yarış yine bizi bekliyor. Şimdi burada bizim önereceğim safkanlar sırasıyla şu şekilde arkadaşlar. Bu burada bir 3 nolu Anchor the Bottle diye bir safkan var. Bir Colonel John gibi iyi bir orijine sahip. Daniel Santono'nun jokerin yaptığı bu safkanda gerçekten performans olarak da ben beğendiğim bir safkan. Son 6 yarışa baktığımız zaman 3 tane birincili olan, 6.'da, 2.'de, 5.'de olan bir safkan. Bu safkan 17 Şubat'ta Gaston Park Hipodromu'nda 1600 metrelik bir çim pist koşusunda bir stakes koşusunda ikinci olmuş arkadaşlar. Buradaki yani görmüş olduğunuz bir ikincili bir stakes koşusu yani iyi bir yani ne diyelim bizim Türkiye yarışları gibi kısa vadeli bir yarış koşmuş herhalde. Stakes yarış derken o şekilde çünkü grup değil ama grubun altında bir yarış ama iyi atlarla koşmuş ve ikincilik elde etmiş. Bir Anchor the Bottle'dan bahsediyorum. Bu safkan etkili bir yarışı var. İyi bir kanatlı var. Ben bugün risk edilebilecek bir safkan olarak görüyorum. Bu 3 dolu safkanı. Ben o yüzden sizlere eğer yine bir alternatif bir sunum yapmak istiyorum bu safkanda. Çünkü en azından kağıt üstünde olsa form koştuğu yarışlara da baktığımız zaman 3 nolu safkanın kazanacağı yönünde. Eğer bir risk ederseniz küçük bir risk sevenler için alternatif de olsa bir banko adayım. Eğer buraya da bir sığınacak bir liman olarak görürseniz de bence ideal bir banko adayıdır. Yani ben bu safkana bugün bayağı bir güveniyorum. Bayağı da ön planı tutuyorum. Bu 3 nolu safkanı. Ama illa da bunun yanına at yazmak isterseniz dediğim gibi pistler değişebiliyor. Öncelikli olarak kimden yazılabilir? En azından son iki yarışını kazanmış bir Admiral Kitten orijinli olan bir 4 nolu Matisse Express. Antonio Gallardo'nun gerçekten iyi bir jokeye sahip olan safkan ilk ciddi rakip olur diye düşünüyorum. Daha sonra 5 nolu First Degre bir Bernardini temsilcisi. Bu safkanın hem ekürü avantajı da var. Bu safkanlar yazılır. Daha sonra 6 nolu yine bir ekürü avantajına koşacak bir Tapit temsilcisi olan 6 nolu Tapage. Alonso Cuinanes de start olacak olan safkan da yazılabilir. Hem ekür avantajı da var. Son olarak da bir Keith Jones temsilcisi olan 1 nolu Predentant da kuponlara yazılabilir. Ama burada bir şeyi de hatırlatayım. Bilmiyorum söylemedim herhalde. Burada 6 nolu safkan yedek arkadaşlar. Bunu da belirteyim. 6 nolu safkan da 9 nolu safkan bir Godolphin ekürüsü. Ama bu ne hikmetse 6 nolu safkan yedek olarak gözükmüş. Herhalde bir at burada çıkması halinde koşabilir diye düşünüyorum. Tabii yarış saatini de beklemekte fayda var. Bunu da belirteyim. Arkadaşlar bugünkü program bu kadar. Kusura bakmayın biraz uzun tuttu ama inanın bence size faydalı olacağını düşündüğüm için biraz açıklama gereği duyuyorum. Bazı arkadaşlar açıklama yapmamdan rahatsız oluyor. Direkt ver gitsin. Ya bu bazı şeyler direkt ver gitsin de olmuyor. Bir şeyi açıklaman gerekiyor. Ben bunu zevk olsun diye açıklamıyorum. En azından sizlere bir faydası dokunuyor diye açıklıyorum. İnşallah her şey gönlünüzce olur. Dediğim gibi arkadaşlar Fransa yarışlarını vermiyorum artık. Sadece Amerika yarışları programı vereceğim. Öteki taraflar biraz biz yem oluyoruz diye düşünüyorum. Hatta ben bu konuda da haklı olduğumu biliyorum. Çünkü çıkan yorumcuları da görüyorum. Çünkü herkes farklı bir yerden yorum yapıyor. Bugün tahmin edenlerin çoğuna baktım. Bu atan zilci olsun, başka jokerler olsun, başka bilgi çok bilenler olsun. Valla kafada hiçbir Allah'ın kulu sekizi vermiyor. Herkes de maşallah 140 liralık kupon vermiş, 280 liralık vermiş. Ya bu millet nasıl yatırıyor ben bilmiyorum. Aa yatmış. Sonuçta yatmış yani. 280 liralık kupon da yatmış yani. Giden kupon görmedim. Yani o yüzden başvurun arkadaşlar Fransa'nın Marasa'yı. Ha oynayacaksanız ikili oynayın. Virgüllü ikili oynayın.
5 at virgüllü ikili yaparsanız 10 lira yapar. 4 at yaparsanız 6 lira yapar. Ha o bile tutar mı? Vallahi o bile zor. Şansımız. Ama denk gelirse çok güzel para alırsınız. Onu da söyleyeyim. En azından 2 tane yarış kestirin böyle gözünüze. Virgüllü ikili oynayın arkadaşlar. Şansımıza ne gelirse. Arkadaşlar yarın görüşmek üzere. Bol kazançlar dileğiyle. Hoşçakalın.